Fenerbahçe Jaden Osterwolde'yi transfer ediyor. Kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyormuş. Ahmet Selim Kul şu anda telefon hattımızda bize transferle ilgili detayları verecek. Ahmet Selim Kul, söz sende. Teşekkürler Onur Yıldız. Fenerbahçe Osterwolde konusunda mutlu sona artık çok yakın. Geçtiğimiz günlerde bu transferin bitmek üzere olduğunu, oyuncuyla her konuda anlaşıldığını, Parma'yla da artık pazarlıkta son aşamaya yaklaşıldığını ifade etmiştik. Artık Parma'yla da o nokta geçildi. Fenerbahçe 7,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli diyorduk. Bu civarlarda bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor diyordum. Bu bedelin de biraz daha aşağısına düşecek gibi bu pazarlıklar sonuç verdi. Süreci anlatmıştım. Kısaca bir özet geçeyim. Aslında Fenerbahçe zaten Jesus geçtiğimiz günlerde mikrofonlarımıza da söyledi. Stoper ve sol bek istiyordu net olarak. Ve sol bek konusunda da yabancı sınırda olduğu için U21 statüsüne uyan oyuncu bakılıyordu. Birçok oyuncuya gidildi ama en sonunda Osterwolde nihai hedef oldu. Fakat Parma kulübü hiçbir şekilde 10 milyon euronun altına düşmeye yanaşmadı. Bundan dolayı Fenerbahçe bir ara rotasını değişti. Farklı sol beklere yöneldi. Vina gibi, Jurasek gibi isimlere yöneldi. Bunun üzerine de Osterwolde Fenerbahçe transferini istediği için, şampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa'da oynayan, büyük bir kulüpte oynamaya sıcak baktığı için kulübüne baskı yapmaya başladı ve parmağının da inadı bu şekilde kırılmış oldu. 10 milyon euronun altında pazarlıklar devam etti ve artık en nihayetinde bu iş bitme noktasına geldi. Artık kısa süre içerisinde resmi açıklama bekliyoruz. Oyuncu da birkaç gün içerisinde. Yani ben hafta başı gibi bekliyorum ama tabii ki süreç hızlanırsa daha hızlı da olabilir. Osterwolde'nin İstanbul'a gelerek kendini Fenerbahçe'de yapan sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Böylelikle Fenerbahçe U21 kontenjanından kullanabileceği, 14+1 olarak yazabileceği bir oyuncuyu, genç bir yeteneği transfer etmiş olacak. Ahmet Selim, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Şimdi tam da biz Fenerbahçe'yi ve transferi, Osterwolde'yi konuşacakken üstüne bu sıcak gelişme oldu. 21 yaşın altında ve Parma'da oynuyor. 3 milyon euroya geldi. Parma için de karlı bir satış olacak herhalde, değil mi bu? 7 diye konuşmuştuk en son işte, ama 7-8. Öyle olursa tabii ki karlı. İstatistikleri ortada. Tabii ki karlı ama şu da var. Hakikaten yani genç bir oyuncu. Şimdi 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Gelecek vaat ediyorsa, gelecek vaat ediyorsa bir özellik söyleyeyim işte, Surinam şöyle, Hollanda'nın efsanesi Gullit benim bildiğim, Rijkaard Surinam asıllı diye kalmış aklımda. En son Donk'un Surinam asıllı olduğu ve milli takımına gitti. Babel'de olabilir. Evet. Yalnız şurada 1.90'lık diyelim, 1.89 ama 1.90 kanat oyuncusu ya, ben pek fazla. Aynen, ben de Mönye vardı Belçika'da. Hatırlayayım ki Mönye. PSG'de oynadı. İyi oyuncu. Genelde böyle sağ bekler, sol bekler yani. Biraz daha böyle kısa boylu, hızlı, hızlı gidip Mert gelen oyuncu olur son dönemde. Yani yeni bir trend var aslında artık. Avrupa'da uzun boylu oyuncular tercih ediliyor. Mert Bündür, ama nasıl 1.85. Bilemiyoruz yani. Mert'in boyu var bence. Evet. Fena da oyuncu değil Mert bu arada. Ben yani hep Kaan Ayhan'ı konuşuyoruz. 10 kere Mert Bündür'ü konuşmayı tercih ederim. Oyuncu profil olarak Mert çok daha iyi. Genelde tabii beklediğin zaman ben yıllardır hep daha kısa boylu, böyle çabuk, tıknaz. Mesela Beşiktaş'ta biz Recep Çetin vardı. Recep. Tabii, hatırlamam mı? İnanılmaz. Yani ben hala söylüyorum. Beşiktaş'a gelmiş bence en önemli sağ bek Recep Çetin'dir. Hala öyle bir sağ bek yok. Doğru. Şimdi burada baktığımızda genç oyuncu ama Parma'da hep ilk 11 çıkıyor. Hani Fenerbahçe bu oyuncuyu genç diye alıp yetiştirecek, ileride oynatacak diye bir şey yok. Büyük ihtimalle ilk 11'e monte edilmesi düşünülen bir oyuncu. Şey de yok değil mi? Kontenjanda da takılmıyor. Takılmıyor. Genç olduğu için, 21 yaş olduğu için. 14+3. Ya bazı oyunculara parayı verirsin. Yani şimdi genç olur, gelecekte bir şeyler kazanacaksın. Mesela şimdi 7'ye alırsın. Büyük ihtimal Fenerbahçe 3-4 sene sonra, belki 3-4 seneye kalmaz, aldığın 2-3 katını satabilir. Ya yani böyle oyuncular, potansiyeli olan oyuncuları alsınlar. Kimse bir şey demiyor. Yani ben her zaman eğer yabancı gelecekse potansiyeli olsun, genç olsun. Şimdi bu arada şöyle bir baktım. İtalyan gazeteci Nicola Pasta 21 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu değerlendiriyor, yorumluyor. Çok kuvvetli bir savunmacı, çok güçlü bir sol ayağı var. Ve sol ayağını iyi şekilde kullanmayı biliyor. Hollanda ekibi Twente'den Parma'ya geldikten sonra bir süre İtalyan futboluna adapte olmaya çalıştı.
teknik direktör Beppe Iacchini ile birlikte sol bek olarak görev yapmaya başladı ve ilk 11'in değişmez isimleri arasına girdi diyor. Yani çok sağlam ve kararlı diyor. Hem ofansif hem defansif iki yönü de gördük şimdi değil mi? İki yönü de hareketli, kuvvetli deniyor. İtalyan gazeteci Pasta yorumlamış kendisini. Tabii biz hani onlar kadar izlemişliğimiz yok. İtalyan gazetecilerin söylediğini söylüyorum ben size. Modern bir sol bekte olması gereken bütün özelliklere sahip. Psikolojik anlamda güçlü, hızlı ve teknik. Gelişmesi gereken yerler var elbette. Şeklinde yorum. Ya bir de şeyi net ayrım yapalım Onur. Ben Fransa ve İtalya ligini top seviye, şimdi İngiltere, İspanya genelde, ama Fransa ile İtalya ligindeki oyuncular özellikle fiziksel anlamda bizim lige direkt ağır basıyor yani. Galatasaray'ın 2017'de işte o Dursun Özbek, Cenk Ergün, Tudorlu takımı hep Fransa kökenli oyuncular tercih edildi. Gomis, Berlande, Feghouli, Mariano'nun da Avrupa'daki ilk kulübü Fransa'dır. Yani her takım Fransa, yani örnek veriyorum, İspanya'nın çok garantisi yok bizde. Yok. Portekiz'in de yok. İspanya'da arada Arjantin, yani bir yumuşak kaldı oluyor. Evet. Ama işin atletizm, defansif, İtalya'dan var mı son dönemde gelen kötü stoper? Hiç yani yok. Bir Thomas'ı hatırlarım. Como'da oynadı orada. Bizim ligimizde Fenerbahçe, Galatasaray, yani kaç sene öncesinde de bu geçerliydi. Yani o yüzden Seri B diyoruz. Ben çok küçümsem, Morutan gönderildi o lige. Takip ediliyor gayet Galatasaray tarafından. Orada fena da bir iş yapmadı bence Galatasaray. Yani oyuncunun Seri B'de olmasına çok takılmıyorum. Çünkü 3 milyon euro yapılmış bir yatırım var. O takımlar öyle kolay kolay 1-2 milyon euro bile vermez. Değil mi? Bir şey görmedikleri oyuncuya. Doğru dedi Mehmet Özcan. Seri B takımı bir oyuncuya 3 milyon euro verip de kolay kolay transfer etmez. Hadi forvet yıldız olur, 10 numara olur, çok tamam. Çok kısa Kartal abi. Bir önceki senenin en iyi forveti Cornelius'tu. Parmağıyla bir gol atmıştı bütün sezon. Doğru. Yani bu ligde neler yaptı. Olabiliyor. İtalya ve Fransa, ben biraz ezber yorum olacak ama gözü kapalı o ligden oyuncu getiririm bizim lige. Doğru. Mario Gomez Fiorentina'da da kaç gol atmıştı hatırlıyor musunuz Beşiktaş'a gelmeden önce? Melo ligin en kötü oyuncusu seçildi. Bidon seçildi. Bidon seçildi, Galatasaray'ın yıldızı oldu. Mario Gomez 4 gol atmıştı, geldi burada 25 gol attı, gol kralı oldu. Yani çok da lige takılmamak lazım. Yıllar önce Beşiktaş'ın 100. yılında Federico Cinti vardı. İnanılmaz bir orta sahaydı. Hala öyle bir oyuncu gelmedi Cinti. Ben mesela Beşiktaş taraftarların yorumlarında da bakıyorum zaman zaman. Cinti gibisini alın diyorlar mesela orta sahaya. Böyle bir oyuncu yoktu. Şimdi İtalya yakın bize yani, evet, sertlik anlamında özellikle savunmacılar. Hücumculara da bakalım. İki gündür çok konuşulan bir isim Borini. 12 gol, 6 asist, gol krallığında Borini ikinci. De iyi oyuncu. O da İtalyan. Yani Milan görmüş bir oyuncu.